Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Nasılsınız? Merhabalar, iyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Sınava sayılı günler kaldım. Şafak 5 diyelim artık, ne dersiniz? Bu akşam yine paylaşacağımız sorular bütün grupları kapsayacak soru tarzında hazırlandı. Nokta atışı olabilecek yerler, sınava çok az kaldı. Ne olur stres, sıkıntı yapmayın. Her zaman ilk aklınıza gelen doğrudur. Bunu sakın unutmayın. Sınavda silgi mümkün olduğu kadar en son kullanın. Kazanırsak diye böyle olumsuz ibareler kullanmayalım Serpil Hanım. Sınavı kazanacağım diye kendinizi şartlarsanız evrene pozitif enerji vermek her zaman çok daha iyi olacaktır. İrem Hanım, o zaman doğru yolda gidiyorsunuz. Şu an hiçbir şey bilmediğinizi düşünüyorsanız sınavda çok daha güzel sonuçlar elde edeceksinizdir. Sakin, lütfen güzel düşünün, olumlu düşünün. Sınavda sizin için en büyük avantajınız doğru yanlışı götürmüyor. Lütfen, ben bunu yanlış yaptım, bu doğruyu götürecek olarak düşünmeyin. Her soru bazında yaklaşık 1,5 dakikanız olacak. Her soruyu altını çizerek çalışmaya, okuyarak cevaplamaya çalışın. Kendinize sorularda anahtar kelimeler bulun. Daha net ifadelerle soruları çözmeye çalışın. Hadi çok fazla vakit kaybetmeyeyim. Sizin de çok fazla zamanınızı almayalım. Kısa bir genel tekrar olarak düşünün. Diğer derste arkadaşlar ve siz de görmüştünüz. Önce soruyu soruyoruz. Arkasından cevabını alıp açıklama şeklinde işlem yapıyoruz. Sizler de tekrar hoş geldiniz. Sayılı günlerimiz kaldı. Şafak 5 diyerek artık geri sayım yapalım. İlk soruyla başlayalım. İş yerindeki yıkama yerleri, inşaat firmasının kum taşıma için işinde kullanılan kamyon, çocuk emzirme odaları. İş kanununa göre yukarıdakilerden hangileri iş yeri olarak sayılır? Bu genel geçer bir sorudur, genel geçer bir kalıptır. İş kanunu olarak sorabilir, 6331 olarak da sorabilir. Buradaki iş kanunu ya da kanun sıfatındaki kelimeler lütfen sizleri yanıltmasın. Ana soru kalıbımız, ana kökümüz belli. İş yerindeki yıkama yerleri, inşaat firmasının kum taşıma işinde kullanılan kamyon, çocuk emzirme odaları. Hangileri iş yeri olarak ifade edilir? Hemen buraya da bir yıldız atalım. Sınavda gelebilme ihtimali yüksek soru köklerinden bir tanesidir arkadaşlar. Lütfen bu tür sorularda biraz da yorum katarak cevap vermeye çalışın. Mevzuattaki tanımını bilmeseniz bile biraz yorum katarak sorulara cevap vermeye çalışın. İlk akşam gayet güzel başladık. Hemen gelelim cevabımıza. Bizim mevzuatımızda iş yeri nasıl tanımlanıyordu? İş yerinde mal ve hizmet üretme niteliğinde yapılan işletme adı altında, hani mal, hizmet, topluma faydalı olması için yapılan işler kapsamında, iş yeri bağlantı olarak bildirilen dinlenme, çocuk bakım yerleri, emzirmeler, uyku, yıkanma, muayene, bakım odaları, beden ve mesleki işler gibi olaylar, diğer bina eklentileri ve bu işlerde işletmelerde kullanılan araçlar iş yerinden sayılır, iş yeri kapsamında değerlendirilir. Cevabımız Edirne.
Gelelim diğer bir soruya. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi ülke genelinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için tavsiyelerde bulunmak üzere kurulmuştur. Genel tanımını, genel ifadesini veriyor. Aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenecek kurul ve merci tarafından konsey görevleri yerine getirilir? Konseyin görevleri kimler tarafından yerine getirilir diye soruyor. Gelsin cevaplar. Bu sene kurulla ilgili soru bekliyoruz. Bakalım hangi tarzda gelecek, neler söyleyecek. Güzel. Cevaplarımıza geçelim. Açıklamamıza geçelim. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili atıflarda bulunma, atıf yapma, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurul veya merciler tarafından yapılmış sayılır. Bu yetki, bu işlem Cumhurbaşkanı tarafından yerine getirilir, değerlendirilir, işleme alınır. Lütfen ÇSGB'yi baz almayın. ÇSGB, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş sağlığı güvenliği mevzuatlarında değerlendirmek, denetlemelerle işlemler yapmak için kullanılır. Ama bazı soruda kurul ve merci tarafından konsey görevini kim yerine getirir? Konseyde kim tanımlar diye soruyor. Cumhurbaşkanı olması gerekiyor. Bu akşamın nazar boncuğu olsun diyelim. Nazarlık olan ilk sorusu olsun diyelim. Gelelim diğer bir soruya. Işık akısının büyük bir bölümü tavana, bir kısmı da çalışma yüzüne doğru yönlendirilmiştir. Uygulamada tavan ve duvarları açık renkli olan kütüphane, dinlenme ve kabul salonları ile misafir salonlarının aydınlatılmasında kullanılır. Tanımlanan aydınlatma şekli aşağıdakilerden hangisidir? Işık akısının büyük bir bölümü tavandan, bir kısmı da çalışma yüzeyi, yani şöyle bir sistem yaparak aydınlatma yapıyor. Bu tür aydınlatma tarzını nasıl bir aydınlatma olarak değerlendiriliyor? Tam Bey, hızlı mı gidiyorum bilemedim ama ben ne kadar çok soru çözersek o kadar daha olacağı verimli olacağını düşünüyorum. Eğer hızlı gittiğimi düşünüyorsanız hocam biraz yavaş derseniz yavaşça ilerlemeye çalışırım. Tavandan ve masa yüzeyinin aydınlatma olarak düşünün, bu şekilde gelen bir aydınlatma nasıl bir aydınlatma olarak ifade edilir? Hemen hani cevabıma geçeyim. Bu soruda biraz takıldık. Farklı farklı cevaplar geldi. Biliyorsunuz bizim üç tip aydınlatma şeklimiz var. Direkt, endirekt ve yarı direkt dediğimiz ifade olarak karşılaşıyor. Direkt geliyorsa adı üstünde direkt bizi yansıtıyor. Direkt bize vuruyorsa zaten adı üstünde olarak geçtiği için direkt aydınlatma olarak ifade edebiliriz. Bir başka duvardan başka bir şekilde yansıtma olarak geçiyorsa endirekt olarak ifade edilir. Yarı direkt dediğim yukarıdan bir lamba, aşağıdan masadan bir lambayla karşımıza gelen aydınlatma sistemleri yarı direkt aydınlatma olarak ifade edilir. Pardon, yarı endirekt aydınlatma olarak ifade edilir. Cevabımız Bursa. Hadi geçelim diğer bir soruya. Risklerin yönetilmesi için bir çerçeve sağlamak, işçilerin performansını arttırmak, güvenli ve sağlıklı iş yeri oluşturmak. TS 45001 İş Sağlığı ve Güven Yönetim Sistemine göre
İş sağlığı ve güven yönetim sisteminin amaçlarından da verilen yukarıdaki tanımlardan hangisi TSE 45001'e göre iş sağlığı ve güven yönetim sisteminin amaçları arasında yer alır? Şu an biliyorsunuz ISO'lar güncellendi, TSE'ler güncellendi, en son 18.001'de o revizasyona geçip tekrar bir formül sistemi uygulandı, revize yapıldı. ISO 45.000 ve olarak gündeme geldi. Bu da TSE 45.001 olarak yansıtıldı. Buna göre iş sağlığı şu an mevzuatımızdaki en son iş sağlığı ve güven yönetim sistemi olarak ifade edilir. Buna göre işletme ile ilgili, iş sağlığı ve güven ile ilgili hangi yöntem ve amaçları kapsar? Arkadaşlar derse odaklanalım mı? Soruya odaklanalım. Bırakın cevabı vermekle uğraşmayalım. Biz sorumuza bakalım. Bir soru bir sorudur bizim için. Sınava kaldı 5 gün. Biraz size psikolojik baskı uygulayalım. Mobbing uygulayalım. Hadi hemen cevaba geçeyim. Çok uyalanmadan giderim. İş sağlığı ve güven yönetim sisteminin amacı risklerin yönetilmesi için bir çerçeve sağlamak. Sıkıntıları, sorunları, hataları gidermek için, işler ortamındaki riskleri gidermek için ortak bir çerçeve, ortak bir değerlendirme yapmak. Kuruluşun güvenlik ve sağlık işaretlerini sağlamasının imkan sağlamak. Çalışmaya bağlı yaralanma ve hastalıkların gelişimini engellemek. İş sağlığı ve güvenlik performansının sürekli olarak geliştirilmesini sağlamak. İşçilerin performansını arttırmak TSE 45001 ile ilgili bir durum değildir. Birinci ve üçüncü maddelerimiz doğru. Cevabımız Ceyhan. Yürüyen merdiven ve yürüyen bant, yapı iskeleleri, kaldırma ve iletme araçları, iş ekipmanları kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre standartlarda süre belirtilmemişse hangilerinin kontrol periyodu 1 yıl olarak değerlendirilir? Arkadaşlar burada kararı ben veriyorum. Süre gitmesi, sorunun ilerlemesi, ne kadar süre cevap vermesi bana bağlı olan bir durum. Lütfen orada boşa tartışmaya girmeyelim, olur mu? Hangileri periyodik kontrolü 1 yıl olarak değerlendirilmiştir? Yürüyen merdivenler, yürüyen bantlar, kaldırma, iletme araçları periyodik olarak standartlar süre belirtilmemişse 1 yıl içinde periyodu gerçekleştirmesi gerekiyor. Hadi ben size şimdi standart soru sorayım. Peki yapı iskelesinin süresi ne kadar? Ne kadar sürede standartlarda süre belirtilmemişse ne kadar sürede yapılması gerekiyor kontrolü? Evet, cevaplar geliyor gayet güzel. Yapı iskeleleri mevzuatta standartlarda süre belirtilmemişse 6 ayda bir periyodik kontrolün yapılması gerekiyor. Lütfen bunu da es geçmeyelim. Sınavda sadece buradaki şıkta soru olarak gelmişti. Lütfen aklınızda bulunsun. İş Sağlığı ve Güvenlik Kurulları hakkındaki yönetmeliğe göre kurullar ayda en az bir kere toplanır. Genel tanımı zaten hepimiz biliyoruz. Ancak hemen tırnak içerisinde alıyor. Parantez içerisinde belirtiyor. İş yerinin tehlike sınıfı dikkate alınarak farklı bir süre belirlenmesine karar verebilir. Buna göre tehlikeli iş yerinde bu süre kaç ay olarak değerlendirilir? Hadi cevaplarımızı alalım. Neler çıkacak?
Tehlikeli iş yerinde kurul ne kadar sürede toplanabilir? Lütfen şuradaki sınavda karşıda geldiğiniz zaman buradaki ancak, fakat, lakin, ama gibi özel kelimeler, sizi şaşırtmaya çalışan kelimelere mümkün olduğu kadar dikkat edin. Buradaki bir tane kelime, bir tane harf bile sizin soruyu yanlış değerlendirmenize ifade edebilir. Gelelim cevabımıza. Tehlikeli sınıfta 2 ayda bir, az tehlikeli sınıfta, tehlikeli sınıfta 2 ayda bir, az tehlikeli sınıfta, yani az tehlikeli işlerde 3 ayda bir kurul doğrultusunda toplama gerçekleştirebilir. Bunu istisnai bir durum olarak da yapabilir. Ama mevzuatta ilk genel tanım, kurullar ayda bir kez toplanmak olarak değerlendirilir. İstisna olarak açıyor. Az tehlikeli de 3 ay diyor, tehlikeli de bunu da 2 ay olarak değerlendirebiliriz diye ifade ediyor. Gelelim iş kanunu ile ilgili bir soruya. İş kanununa göre işveren ve ekiyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? İşveren adını hareket eden ve işin, iş yerinin veya işletmenin yönetiminde görev alan kişilerdir. İşveren vekilinin bu sıfatla işçilere karşı işlem ve yükümlülüklerinden doğrudan işveren sorumludur. İşveren için öngörülen her çeşit sorumluluk ve zorunluluklar işveren vekilleri hakkında da uygulanır. İşveren vekili sınıfı sıfatı işçilere tanınan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz. İşveren vekili cezai sorumluluk taşımaz. Hangisi işveren vekili ilgili yanlış bir ibare, yanlış bir terimdir? Bu sene ben bununla ilgili bir tarz soru bekliyorum. İşveren vekili ile ilgili bir soru bekliyorum. Süpersiniz, harikasınız. Ne olursa olsun işveren vekili de her türlü işverenle beraber sorumludur. Sen işveren adına onu istinaden, onu temsilen iş yapıyorsun. Her türlü yükümlülükte sorumlusun. Her türlü sıkıntıda sorumlusun. İşletme içerisinde alınacak kararlarda, risk değerlendirmesinde, yapılan işlemlerde, işçilerle, çalışanla arandaki diyaloglardan sen de sorumlusun. Yaptığın her hata, her durum sen de eşit şartlarda cezai işlem almak durumundasın. Cevabımız Edirne. Ya ben işveren vekiliyim. Ben işime göre iş yaparım. İşte yanlış bir hareketle ben topun ucuna gelmem. İşverene paslarım diye bir kaide yok. Sen eğer o sorumluluk altına giriyorsan, o yükümlülük altına giriyorsan işverenle beraber sorumlusun arkadaşım. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, hemen altını çizelim. Çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbirler alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışan aşağıdakilerden hangisidir? Soru zaten cevap olarak ben buradayım diyor. Beni işletme içerisinde kim temsil edebilir? Benim haklarımı kim temsil edebilir? Bu kişiye ne ad verilir? Bu tür sorularda lütfen hep tekrar ediyorum. Aynı şeyi söylemiş gibi olurum ama kusura bakmayın. Kendinize anahtar kelimeler belirleyin. Siz bu tanımı mevzuattaki bu ifadeyi bilmeseniz bile yorum katarak soruya cevap verebilecek durumdasınız. Kendinize anahtar kelime belirleyin. Altını çizerek çalışın. Bunun cevabı bu arkadaşım diyerek nokta atışı yapın. Evet, soru zaten ben buradayım diyor. Cevap bangır bangır ben buradayım diyor. Verilen ifade, verilen tanım çalışan temsilcisini ifade eder. Doğru seçenek Adana. Gelelim en sevilen konulardan bir tanesine. Elektrik kuvvetli akım teslimatmeliğine göre elektrik tesislerinde uygun yerlerde, hemen uygun yerler F olarak düşünün. Tesisin bağlama şeması, tesisin yönetim şeması, elektrik akımının neden olduğu kazalarda yapılacak ilk yardım ile ilgili yönergeler, tesisin işletilmesi sırasında alınması gereken özel önlemlerle ilgili kısa yönerge levhalarında hangilerinin asılması zorunludur? Lütfen burayı dikkat edelim.
yukarıdaki verilen maddelerden hangilerinin asılması zorunludur diye soruyor. Melisa Hanım, iki sınav öncesinde gelmişti ama bu sınavda nasıl olur bilemiyorum. Ya bu tarz sorularda dediğim gibi gerçekten mevzuatı bilmesek bile günlük hayatta böyle bir şantiyeden geçerken, işletme içerisinden geçerken dikkat edip bir göz ucuyla baktığınızda bile çarpıyor zaten. Ya bir elektrik panosu üstünde neler var, neler yazıyor, neleri idare etmesi gerekiyor da bir tarafın önünden geçtiğiniz zaman mutlaka belli başlı uyarı levhaları geliyor. Bunlar göz aşina olarak aklınıza kalabilme ihtimali yüksek olan konular, sorular. Hemen cevabıma geçiyorum. Elektrik testlerinde levhalarda olması gereken testin bağlanma şekli nasıl bağlanıyor? Nereden giriyor, nereden çıkıyor? Nereden bağlantı sağlanıyor? Nereden akım olabilir? Nereden hangi doğrultuda nerelerde elektrik tesisatı var diyerek bir tesisin bağlanma şeması olmak durumunda. Elektrik akımının kazalarda ihtiyacıyla ilgili, yanıklarda elektrik çarpması ile ilgili nasıl bir işlem olması gerektiği ilgili bir uyarı ikazı, uyarı levhasının olması gerekiyor. Bunlardan hariç işletme içerisinde alınması gereken özel önlemlerle ilgili bir uyarı ikaz levhasının bulunması gerekiyor. 1, 3 ve 4 doğru ama tesis yönetim şeması. Kimler tesiste çalışıyor, yönetici olarak kimler var, ana sistem nasıl diyerek böyle bir şemanın asılmasına gerek yok. Aradığımız seçenek 1, 3 ve doğru. Bu da Ceyhan seçeneğinde mevcut. Sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliğine göre sesli sinyallerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? En çok karıştırdığınız konulardan, en çok hata yapılan sorulardan bir tanesidir. Lütfen dikkatli olarak cevap verelim. Sesli sinyallerle ilgili hangisi ya da hangi ifade yanlıştır? Rümeysa Hanımcığım teşekkür ederim. Geçecek inşallah. Perşembeden sonra atlatacağım diyeyim inşallah. Süpersiniz. İnşallah sınavda da bu tarz soru geldiği zaman karıştırmazsınız. Hemen alta genel bir hatırlatma ekledim. Sorudan bağımsız olarak düşünün. Genel bir hatırlatma olarak geçer. Işıklı işaretlerle sesli sinyaller birlikte kullanılabilir. Lütfen buna dikkat edelim. Işıklı işaretler ve sesli sinyaller. Yanıyor, sönüyor, yanıyor, sönüyor. Arkadan da ses olarak geliyor. Hem görme hem duyu olarak bizi uyarabiliyor. Işıklı işaretler ve sesli sinyaller birlikte kullanılabilir. Bununla beraber ayrıca ışıklı işaretlerle sözlü iletişim. Dikkat, geçiş var, araba geçiyor, yüksekte kaldırma gibi uyarı şeklinde sözlü iletişimle beraber ışıklı işaretlerle kullanılabilir. El işaretleri ve sözlü iletişimle beraber kullanabilirsiniz. Ama sözlü iletişimle sesli sinyaller kullanmak doğru değildir. Kimin ne dediğini, ne söylediğini anlamak imkansızdır. Sözlü mü duyacağım, sözlü mü bakacağım, sesli mi bakacağım, hangisini kararsız kalınması durumunda hatalar, sıkıntılar, sorunlar, kazalar meydana gelecek. Bu tür durumlarda sesli sinyallerle sözlü iletişim birlikte kullanılmaz. Gelelim diğer bir soruya. Biyolojik etkenlere maruziyet risklerinin önlenmesi hakkındaki yönetmeliğe göre bulunan biyolojik etkenlere maruziyetin oluşabileceği bazı işler listesinde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Yani bir biyolojik ajanlarlık durumlarda çalışma alanlarında hangi yerde ya da hangi iş olayında biyolojik ajan olmaz diye soruyor.
Ender Bey, ders bitiminde yapalım duayı hep beraber. Bunlar sınavda gelmiş sorulardır. Bu soru algıda buna geldik. Başka bir zaman sonra da DSP'ye geldi. Hemen cevabımıza geçelim. Biyolojik ajanların olabileceği işler. Gıda üretim yerlerinde, tarımda çalışmalarda, hayvan ve hayvan kaynaklı ürünlerde çalışmalarda, sağlık hizmetlerinde, laboratuvarlarda, hastanelerde, morglarda, biyolojik ajanlar üretilen mikroskobik laboratuvarlarda, kliniklerde, atıklarda, atık yok etme fabrikasyonlarında, kanalizasyon ve arıtma tesislerinde biyolojik ajanları en çok rastlanan biyolojik ajanların en fazla olduğu alanlar. Ama demir çelik fabrikası bizim bu sınıfta bu çalışma alanları içerisinde yer almıyor. Gelelim benim en çok sevdiğim soru kalıbından bir tanesi. Bir soruda iki cevap, bir taş iki kuş vurmak gibi bir olay oluyor. Gebe veya emziren kadın çalışmaları çalışanlarında emzirme odaları, çocuk bakım yurtlarına dair yönetmeliğe göre yeni doğum yapmış çalışanın gece çalışması ile ilgili hangisi doğrudur? 6 ay çalıştırılmazlar, süre bitiminde saat raporuyla uzatabilirler. 1 yıl çalıştırılmazlar, süre bitiminde sağlık raporunda uzatabilirler. 2 yıl çalıştırılmazlar, süre bitiminde uzatabilirler. 6 ay çalışmaz, süre bitiminde kesin bir tekrar uzatılmaz. 1 yıl çalıştırılmaz, süre bitimi kesindir, tekrar uzatılmaz. Yeni doğum yapmış çalışanın gece çalışmasıyla ilgili hangi ifade doğrudur? Harikasınız. Yeni doğum yapmış çalışan, yeni doğum yapmış bir annemiz, yeni doğum yapan bir bayan, 1 yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Bu süre bitiminde işe başlama durumunda ya da işe başlamamak gibi olay olduğunda sağlık raporu belir aldığı müddetçe bunu uzatabilir. 1 yıl çalışmayacak, rapor bittikten sonra sağlık raporuyla bu süreyi uzatabilecek durumda. Cevabımız Bursa. Gelelim diğer bir soruya. Çocuk ve genç işçilerinin çalıştırılması usul ve esastır hakkındaki yönetmeliğe göre temel eğitimini tamamlamış. Lütfen sınavda bu tarz sorular geldiği zaman altını çizerek cevaplayın. Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri haftada kaç saatten fazla olamaz? Arkadaşlar, geyik muhabbetini sonra yapalım. Birbirimize cevap vermek için uğraşmayalım. Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocukların çalışma saatleri haftada kaç saatten fazla olamaz? 3 farklı cevap geldi. B, D ve E geldi. Bir kere E kesinlikle olamaz. Çocuklardan bahsediyor. Normal zaten bizim çalışma süremiz haftada 45 saat ama bu süre çocuklar için geçerli değil. E'yi otomatikman eledik. Cevabımıza geçelim. Temel eğitimini tamamlamış ve okula gitmeyen çocuklar haftada 35 saatten fazla çalışamaz. Günde 7 saat, haftada 35 saatten fazla çalışamaz.
Gelelim diğer bir soruya. Tek soru iki cevap. Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununa göre iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı haline verilecek geçici iş göremezlik ödeneği günlük kazanç üzerinden yapılan hesaplamalara göre yatarak ve ayakta tedavilerde hangisi olması gerekiyor? Çocuk genç işçilerde sürelerle ilgili biraz sıkıntı var anladığım kadarıyla. ...15 yaşını doldurmuşsa, temel eğitimi tamamlamış ve okula gitmiyorsa bu tür çocuklarda 40 saate kadar çalışma hakkı mevcut. Bugün ağlardan gidiyorum, evet. Cevaba geçelim. Yatarak tedavilerde 1 bölü 2, ayaklı tedavilerde 2 bölü 3, yani 3 ile 2'si olarak ifade edilir. Cevabımız Adana. Asbest çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkındaki yönetmeliğe göre çalışanların maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonun 8 saatlik zaman aralığı ortalama değeri kaç lif bölü santimetre küpü geçmemesi sağlanır? Bu da yine banko soru köklerinden bir tanesidir. Üzümlü keklerim çok karıştırdı çocuklar size. ...0,1 lif bölü santimetre küpü geçmemesi gerekiyor. Bu değerin üzerinde işlem yapılmasına müsaade edilmez. Asbestli gerekli önlemler alınmadan çalışılmaya izin verilmez. Evet, maden isteyen arkadaşım, madenle ilgili sorumuz geldi. Maden iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre patlayıcıları ateşleyicilerden başkasının almasına ve ateşlemesine izin verilmez. Dağıtımı depo çıkışındaki özel bir cephede yapılır. Buralarda statik elektrik boşalmasına karşı gerekli tedbirler alınır. Bir kişinin taşıyabileceği patlayıcı madde miktarı 50 kilogramı geçemez. Kapsüllerle diğer patlayıcı maddeler aynı kap içinde bir arada bulundurulamaz ve taşınamaz. Patlayıcı maddelerle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Bu tarz sorularda hem konu tekrar yapmış olacaksınız hem doğru cevabı bulup şıkkı işaretleyeceksiniz. Patlayıcı maddelerle ilgili. Patlayıcıları ateşleyiciden başkası taşıyamaz, ateşlemesine izin verilmez. Dağıtımı depo çıkışında özel yer bir cepte yapılır. Statik elektrik boşalmasına karşı gerekli tedbirler alınır. Bir kişinin taşıyabileceği patlayıcı madde miktarı 50 kilogramı geçemez. Kapsüllerle diğer patlayıcı maddeler aynı kap içinde bir arada bulundurulamaz ve taşınamaz. Verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Üçüncü maddemiz zaten ben buradayım diyor. 50 kilogram değil, 10 kilogramdan fazlası olmaması gerekiyor. Birinci, ikinci ve dördüncü maddelerimiz doğru. Bununla ilgili bilmeseniz bile bu iş şıkkı, ya bir maden ocağındayım, neler olması gerekiyor, ne yapması lazım, bir yetki var, bir ateşleme alanı var, bir patlama durumu var. Bu şekilde düşünerek cevap verebilirsiniz. Elemasyon yöntemiyle de zaten şıkları eleyerek işlem yapabilirsiniz. Cevabımız Ceyhan. Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine göre aşağıdakilerden
hangisi topluluk koruma tedbirlerinden değildir? Lütfen dikkat edelim. Aşağıdakilerden hangisi toplu koruma tedbirlerinden değildir? Kara binalar, çalışma iskelesi, güvenlikli korkuluklar, hava yastıkları, güvenlik ağları. Hangileri toplu koruma tedbirleri arasında yer almaz? Hakikaten bu akşam şıkların hepsini A olarak değerlendirmişim. Gece 2'de soru hazırlarsanız böyle oluyor. Hemen cevaba geçeyim. Çalışma iskelesi toplu korumadır. Güvenlikli korkuluklar toplu korumadır. Hava yastıkları toplu korumadır. Güvenlik ağları toplu korumadır. Kara binalar kişisel korunmadır. Güvenlik ağları kelepçe kemere bağlamak için kullanılan bir bağlantı aparatıdır. Kara binalar toplu koruma olarak değil, kişisel korunma olarak geçer. Cevabımız Adana. Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkındaki yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi kimyasal maddelerle çalışmalarda yapılacak risk değerlendirmelerinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir? Kimyasalın maruziyet türü ve düzeyi, İmalatçı, ithalatçı ya da satıcı firmanın yetkinlikleri, kimyasal maddelerin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları, kimyasal madde miktarı, kullanım şartları ve kullanım sıklığı, daha önce yapılmış sağlık gözetim sonuçları. Hangisi kimyasal maddelerde yapılacak risk değerlendirmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer almaz? Kara binaları tekrar edeyim. Emniyet kemeri düşün. Emniyet kemeriyle halatlar, kancalar arasında ipi birbirine bağlamak amaçlı bağlama aparatı. Kelepçe gibi düşün. Bağlama aparatı şeklinde şöyle kancayı birbirine geçirip sabitlemek için kullanılan bir aparat. Süpersiniz. Kimyasal madde sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları. Hangi madde içeriyor? Çevreye, insana, doğaya nasıl bir zararı var? Belirlemek, değerlendirmek, gözetim altında tutmak durumunda. Maruziyetin türü, düzeyi mutlaka bilinmek durumunda. Ne kadar süre kullanılacak, ne kadar süre işlem yapılacak, ne kadar ya da nasıl bir etki belirlenecek diyerek mutlaka belirlemek durumunda. Kimyasal maddenin miktarı, kullanım sıklığı ve kullanım şartları. Ne kadar kullanacağım, kaç ölçek kullanacağım, bununla ilgili gerekli değerlendirmeyi yapmak durumunda. Daha önceden işletme içerisinde yapılmış olan sağlık gözetimini mutlaka değerlendirmek durumunda. Bu kimyasallara ulaştığında neler oluşmuş, neler geçmiş, hangi sıkıntılar olmuş olarak sağlık gözetim sonuçlarını mutlaka değerlendirmek durumunda. Ama yetkili firmanın ya da satıcının yeterlilik belgesi, uzmanlık alanları, işletme olayı benim risk değerlendirmesi kapsamında yer almıyor. Gelelim anayasa ile ilgili bir soruya. Bakanlar Kurulu'nun istemesi üzerine, Cumhurbaşkanı isteği üzerine, üyelerin 5'te 1'inin yazılı istemi üzerine 1982 Anayasası'na göre ara verme veya tatil sırasında hangileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplantıya çağırabilir, toplantı isteği yapabilir? Kimler tatil sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tekrar toplantıya çağırıp durum değerlendirmesi ya da olay isteme yapabilir? Sen bu soruyu doğru cevaplayanlara benden çay, yanı da havuçlu kek.
Kimler ara tatilde veya dinlenmede ara vermede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tekrar çağırabilir? Bu soruda ayrıyeten çok güzel bir dipnot var. Bakalım kimler bulabilecek? Bir tane arkadaşım buradaki püf noktayı yakalamış. Bakalım başka kimler olacak? Meclis bir yasama yılı içinde en çok 3 ay tatil yapabilir. Ara verme veya tatil sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Cumhurbaşkanlığı acil toplantıya çağırabilir. Meclis başkanı ya da doğrudan doğruya üyelerin 1/5'inin yazılı istemiyle meclis toplantıya çağırabilir. İkinci ve üçüncü maddelerin doğru, birinci maddem yanlış. Bakanlar Kurulu ifadesi 2017 KYK ile kaldırıldı. Lütfen sorularınızda Bakanlar Kurulu gibi bir ifade varsa otomatikman oradaki ibare yanlış olarak geçiyor. Cevabımız Bursa. Evet, soruyu doğru bilenlere, 5 şıkkını bilenlere benden çay ve havuçlu kek. Lütfen buradaki tuzak soruya düşmeyin. Evet, şu an mevzuatımız hala 1982 anayasasına göre işlem yapıyor. Revizasyonlar yapılıyor, güncellemeler yapılıyor ama buradaki püf noktayı lütfen gözden kaçırmayın. Bakanlar Kurulu 2017 KYK ile kaldırıldı. Onun yerine buradaki Bakanlar Kurulu ibaresi Cumhurbaşkanı da Cumhurbaşkanlığı sistemine bağlandı. Lütfen aklınızda olsun. Gelelim bir başka soruya. İşveren, ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, iş yerine veya işin gerekleri sonucu toplu işten çıkarma isteğinde bunu en az 30 gün önceden yazılı olarak iş yeri sendika temsilcisine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumu'na bildirmek durumunda. Genel tanımı veriyor, genel ibareyi veriyor. Burada son olarak karşında çıkabilir ama şuradaki kısım size başka bir soruda cevap olarak da gelebilir. 30 gün öncesinden yazılı olarak bildirilip iş yeri sendikasına, pardon, iş yeri sendika temsilcisine, ilgili bölge müdürlüğüne, Türkiye İş Kurumu'na bildirilir. İş yerinde çalışan işçi sayısı 20 ile 100 arasında ise en az 10 işçinin, 101 ile 300 arasında ise en az %10 oranında işçinin, 301 ve daha 301'e daha fazla ise en az 30 işçinin, hangilerinde işine iş kanunu ile ilgili madde ve uyarınca 1 aylık süre içerisinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu işten çıkarma olarak sayılır. Ben bitirip anlatıncaya kadar cevaplar geldi. Süpersiniz. Evet, bugün totemlerim A'dan gidiyor. Hazırlarken hiç dikkat etmedim, kusura bakmayın. Hangi maddeler toplu işten çıkarma olarak değerlendirilir? Buna göre baz alınır. İşletme, işveren toplu işten çıkarma kararı alıyor. Bunu istinaden diyor ki benim iş yerimde 20 ile 100 arasında işçi varsa ben bundan en azından en az 10 kişiden çıkartırsam toplu işten çıkarma yapmış olurum. Diğer bir maddede, diğer bir işletmede de işveren diyor ki ben de 300'e yakın işçi var diyor. 101 ile 300 arasındaki işçinin %10'unu hesaplayıp bu bazda işçi çıkartırsam bu da toplu işten çıkarma sayılır diyerek değerlendiriyor. Başka bir işletme diyor ki 300'den fazla çalışanım var benim. 300'den fazla çalışan da en az 30 kişi işten çıkartırsa bu da toplu işten çıkarma olarak değerlendirilir diyor. Cevabımız Adana. İşçi, işveren ve devlet kesimlerinin temsilcilerinden oluşan üçlü bir yapıya benimsemiş olan uluslararası kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Hadi bakalım. Evet, Abdullah hocam, memleketimi özledim gerçekten. Yaklaşık 1,5 yıldır gelmiyorum Adana'ya. İlk fırsatta oradayım inşallah.
İşçi, işveren, devlet, yani üçlü diyaloğu sağlayan, arasındaki bağları geliştirmek için resmiyetler kazandıran uluslararası kuruluş hangisi? Uluslararası Çalışma Örgütü olarak değerlendirilir. İşçi, işveren ve devlet arasındaki koordinasyonu sağlar. İşçi ile işveren arasındaki bağları, anlaşmazlıkları, olumsuzlukları, sıkıntıları gidermek için devlet baskısıyla, devletin de himayesi altında yapması gereken mevzuatlar, değerlendirmeler, konular ve yasaklarla beraber üçlü bir döngü oluşturup bunların düzenli olarak çalışmasını sağlayan gerekli tedbir ve donatmaları yönlendirmeyi yapan kurum Uluslararası Çalışma Örgütü ile olarak değerlendirilir. Hadi yukarıda tartışmasını yaptığımız sorunun başka bir versiyonu. Okula devam eden çocukların eğitim dönemindeki çalışma süresinde eğitim saatleri dışında olmak üzere en fazla günde nokta nokta saat ve haftada nokta nokta saat olabilir. Boşluklara hangisi gelebilir? Okula devam eden çocukların eğitim döneminde çalışma süresi, eğitim saatleri dışında günde bu kadar bu kadar, haftada bu kadar bu kadar saat olabilir. Hemen geçiyorum. Günde 2 saat, haftada 10 saat olarak değerlendirilir. Okulun aksatmadığı müddetçe okul dışarısında gerek mesleki olabilir, gerek kendini kanıtlamak için olabilir, gerekse okul bütçesini, aile bütçesini okula katkıda sağlamak amaçlı yapılan işlerde çalışabilir. Günde 2, haftada 10 saatten fazla olamaz. Kadın çalışanların gece postalında çalıştırabilmeleri için işe başlamadan önce gece postalısında çalıştırmalarında sakınca olmadığına ilişkin sağlık raporu aşağıdakilerden hangisinden alınması gerekir ya da hangisinden alınır? Aile hekimi, aile sağlığı merkezinde bir hekim, iş yeri hekimi, meslek hastalıkları, eğitim araştırma hastaneleri. Şu an belki bana hepsi böyle aa gelen geliyor diyen arkadaşlar kızıyor olabilir ama bu sınav sistemi, sınav taktiğidir. Sınavda da arka arkaya 4 şık, 5 şık arka arkaya aynı gelebilir. Lütfen ya bu böyle olmaz, bu aynısı, bunda bir sıkıntı var, ÖSYM böyle yapmaz gibi düşünmeyin. O yüzden doğru yaptığınız ya da işaretlediğiniz şıkları değiştirmeyin. İş yeri hekiminden alınmış olduğu, alacağı bir raporla, alacağı belgeyle, sağlık raporuyla gece çalışmasında sıkıntı olmadığını ya da gece çalışma başlamadan önce gece postunda çalışabileceğini dair raporu iş yeri hekiminden alabilir. Bir 10 dakika ara verelim. Saat 21'de burada olalım arkadaşlar. Diğer soruya başlamadan kısa bir 10 dakika ara verelim. 10 dakika sonra görüşelim.
Merhabalar. Hadi mola bitti diyelim. Tekrar başlayalım. Yorumları şu an okuyorum. Ufak bir hatırlatma dipnot yatırayım. Sınavda en çok hatalar, en çok bildiğiniz ve en çok kolay gibi görünen ya bu soru cepte, bu soru kek gibi düşündüğünüz sorulardan yapılıyor. Ufak bir dikkat dağınıklığınız, ufak bir ani heyecan ya ben bunu biliyorum zaten deyip yaptığınız sorular sınavda en çok hata olarak geliyor. Lütfen bu tarz sorularda dikkat edin. Bu bize gelmez. Bu soru zaten kolay gibi düşünmeyin. Dikkatle okuyarak her soruyu zor bir soruymuş gibi değerlendirerek işlem yapın. Birkaç önceki yayınlarımda söylemiştim. Bazı arkadaşım yanlış anlamıştı ama sınavda yanlış doğruyu götürmüyor. Tekrar ediyorum. Yanlış doğruyu götürmüyor. Lütfen muallakta kaldığınız ya da bilmediğiniz soru varsa atın. Bana kızıyorlar hocam demen öyle diyorlar ama atın. Çünkü tutma ihtimali yüksek bir olaydı. Zaten bilmiyorsunuz, zaten kestiremiyorsunuz. Yanlış yapma ihtimali yüksek olan bir soruyu atın. Tutma ihtimali yüksekleri gelebilir. En azından soruları boş bırakmayın arkadaşlar. Bilmediğiniz, karamsar kaldınız, muallakta kaldınız sorularda attırın. Hani hep diyorum ya Allah'ım attırdığımı tuttur, tutturduğumu da yaptır diyerek doğru olsun. Lütfen yanlış doğruyu götürmüyor. Boş bırakmayın. Her soru cevap vermeye çalışın. Hadi gelelim diğer bir soruya. Gebe veya emziren kadınların çalıştırılmalı şartlarıyla emzirme odaları ve çocuk bakım yurtları dahil yönetmeliğe göre ebe ve emziren kadın çalışanların çalışma koşulları ve izinleri ilgili. Günde 7,5 saat fazla 7,5 saatten fazla çalıştırılamazlar. Doğumu izleyen 2 yıl boyunca gece çalıştırılamazlar. Gebelik döneminde periyodik kontroller için ücretli izin verilir. Verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Gebe emzirme odaları, çocuk bakım yurtları yönetmeliğe göre emziren, gebe veya emziren çalışanların çalışma koşulları ve izinleri ilgili hangileri doğrudur? Cevaba geçiyorum. Gebe veya emziren kadınlar günde 7,5 saatten fazla çalıştıramaz. Doğumu izleyen 1 yıl boyunca gece çalıştırılamaz. Gebelik döneminde periyodik kontrolleri ücretli izin olarak verilir. Bir ve üçüncü maddem doğru, ikinci maddem yanlış. 2 yıl değil, 1 yıl boyunca gece çalıştırmasına müsaade edilmez. Cevabımız Denizli. Bu da ÖSYM'de gelmiş bir soru, banko soru köküdür. Bu sene farklı versiyonlar halinde gelebilme ihtimali yüksektir. İşletmeci büyük kazaya sebep olabilecek tehlikeli ekipmanlar için senaryo edilen her bir büyük endüstriyel kazanın meydana gelme frekans değerini nokta nokta veya bundan daha küçük bir değere indirir. Boşluğa hangisi gelmesi gerekiyor? Büyük bir endüstriyel kazanın meydana gelme olasılığı yüzde kaç frekans değerindedir diye soruyor kısaca bize. Bir çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü yıl olarak ifade edilir. Cevabımız CH.
Çok kolay bir soru değil mi? ÖSYM'nin bundan 2 sınav ya da 3 sınav önce sormuş olduğu bir soruydu. Ve C'ye ortak gelen bir soruydu. En çok hataların yapıldığı bir soruydu. Lütfen şuradaki değerlerin nerede, nasıl olduğuna dikkat edin. Ona baz alarak işlem yapın. Gelelim yine kurullarla ilgili bir soruya. Dedim ki ben bu sene kurullarla ilgili soru bekliyorum. O yüzden birkaç tane kurul sorusu ekledim. İş Sağlığı ve Güvenlik Kurulları hakkındaki yönetmeliğe göre kurulun toplanması ile ilgili. Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az 24 saat önce kurul üyelerine bildirilir. Gündem sorunlarını ve varsa iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ilişkin projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik isteyebilir. Verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Güzel güzel. Bu akşam şu ana kadar gördüklerimin içerisinde, sorular içerisinde 4 tane yanlışımız var. Bu da gayet ideal. Kurul günü, yeri, toplantısı 48 saat önce, çağrılıklı işlem yapılmadan 48 saat önce kurul üyelerine oradaki görevli arkadaşlara bildirilmek durumunda. Gündemle ilgili sorunlar, şikayetler, iş sağlığı güvenliği ilgili tedbirler, projeler, alınması gereken güvenlik tedbirleri önem sırasına, öncelik sırasına göre belirlenir. Ona göre gündemde kurulda konuşulur. Kurul üyelerin gündemde değişiklik isteme hakları mevcuttur. Bugün bunu değil de bunu konuşalım, bununla ilgili bir çalışma yapalım diyerek değerlendirme haklarına sahiptir. Birinci maddem yanlış. 24 saat içinde değil, 48 saat içinde bildirilmesi gerekiyor. İki ve üçüncü maddem doğru. Cevabımız Denizli. Bu da yine bol bol karşımıza gelen ÖSYM sorusu. Teknik öğretmenler, iş sağlığı ve güvenliği ön lisans programı mezunları, biyologlar hangileri teknik eleman olarak tanımlanmıştır? Dikkatli dikkatli okuyalım lütfen. Anahtar kelimeler, ifadeler, işlemler neyi baz alıyor değerlendirelim. Hangileri teknik eleman olarak değerlendirilmiştir? Mevzuatımızda, müfredatta teknik eleman, teknik öğretmenler, fizikçiler, kimyagerler, biyologlar, unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği ön lisans mezunlarını ifade eder. Yukarıdaki vermiş olduğumuz tanımlamaların hepsi doğru. Cevap Edirne. İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iş ya tehlike sınıfı tebliğine göre asıl işim ve tehlike sınıfı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Lütfen soruyu altını çizerek okuyalım. Asıl işim ve tehlike sınıfı hangileri yanlış olarak ifade ediliyor? Tehlike sınıfının tespitinde bir iş yerinde yürütülen asıl işin tehlike sınıfı dikkate alınır. İşveren asıl iş faaliyeti değişikliğini en geç 1 ay içinde Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirir. Asıl işin belirlenmesinde tereddüte düşülmesi halinde iş yerinin kuruluş amacına bakılır. İş yerinde birden fazla asıl iş tanımı uygun faaliyet yürütülmesi halinde bu iş yerinden tehlike sınıfı en yüksek olan baz alınır. Yapılan
Denetim ve incelemelerde iş yerinde yapılan asıl işin tescil kayıtlarından farklı olması halinde işverenin beyanı esas alınarak tehlike sınıfı belirlenir. Verilen tanımlardan hangisi yanlıştır? Bu tarz sorularda hem öğrenmiş oluyorsunuz hem de elimasyon yöntemiyle sorulara yorum katabiliyorsunuz. Güzel. Çok fazla vakit kaybetmeden cevaba geçiyorum. Her koşulda ne olursa olsun tehlike sınıfının asıl iş, tehlike sınıfı belirlenirken asıl işin amacı, önemi belirlenir. Asıl iş baz alınarak yapılır. Sen bu işletmeyi ne için açtın? Sen bu işletmede hangi işi yapacaksın? Sen bu işletmenin vasfı nedir? Kimyasal mı kullanacaksın, biyolojik ajan mı kullanacaksın, çevreyle mi ilgili kullanacaksın? Hangi alanda iş yapıyorsan asıl işin tehlike sınıfı dikkate alınarak değerlendirilir, ona göre işlem yapılır. Hasan Bey, pazar günü çok daha güzel sorular gelecek, emin olun. Ben sınavdan yüksek notlar alacağınıza inanıyorum. İlk yardım yönetmeliğine göre İş sağlığı ve güvenliği kapsamında az tehlikeli iş yerlerinde her kaç çalışan için bir ilk yardımcı bulundurulması gerekiyor? Lütfen sorumuzun altını çizerek okuyun. Az tehlikeli iş yerlerinde her kaç çalışan için bir ilk yardımcı bulunması gerekiyor? Hemen kısa bir genel hatırlatma olsun. Az tehlikeli de 20 çalışanı varsa bir tane ilk yardımcı bulundurması gerekiyor. Tehlike sınıfta çalışan bir iş yeri ise her 15 çalışanda bir ilk yardımcı bulundurması gerekiyor. Çok tehlikeli bir çalışma alanı varsa burada da her 10 çalışan başına bir tane ilk yardımcı bulundurması gerekiyor. Bana soruda az tehlikeli sormuştu. Az tehlikeli de 20 çalışana bir tane ilk yardımcı bulundurması gerekiyor. Cevabımız C. Herhangi bir sebeple kaç aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilmesi gerekiyor? Ne kadar süre işten uzak kalanlara yenileme eğitimi verilmesi gerekiyor? Yukarıdaki gibi ilk yardım ya da sıralama gibi sorular varsa lütfen soruda ne istiyorsa onu dikkat alarak cevaplayın arkadaşlar. Hemen hızlıca geçiyorum. Herhangi bir sebeple sağlık olabilir, kaza geçmiştir, İşten uzaklaşmıştır, işletmeyle ilgili sıkıntılar yaşamıştır, ayrı kalmıştır, yıllık izinleri birikmiştir, onların hepsini toplu olarak kullanmıştır, kısa bir işe girme çıkma olayları olmuştur, hani ceza işlem almıştır. Bu tür durumlar, yani adı üstünde herhangi bir sebeple 6 aydan fazla işten uzak kalanlara tekrar işe başlamadan önce bilgi yenileme eğitimi verilmek durumunda. Sağlık ve güvenlik işaretleri yönetmeliğine göre dikdörtgen veya kare biçiminde yeşil zemin üzerine beyaz piktogram aşağıdaki işaretlerden hangisinde kullanılır? Hangisini ifade eder? Dikdörtgen ya da kare, yeşil üzeri beyaz olan hangisi ifade eder? Bu sene
Sağlık güvenlik işaretlerinde de soru gelmesi yüksek. Harikasınız. Hemen buraya da genel açıklamayı ekledik. Temel nitelikleri. Dikdörtgen ya da kare şeklinde olacak. Zeminimiz yeşil, üstündeki yazılarımız beyaz. Bunların %50'sini kapsayacak şeklinde olacak. Acil çıkış ve ilk yardım ifadeleri levhaları olarak ya da işaretleri olarak değerlendirilir. Kişisel koruyucu donanımların işlerinde kullanılması hakkındaki yönetmeliğe göre kişisel koruyucu donanımların kullanım şartları ve özellikleri, kullanılma süreleri, her bir çalışanın yaptığı işin özellikleri, mazeret sıklığı, çalışanın performansı hangisi dikkate alınarak belirlenir? Kısaca KKD'ler neye göre belirlenir diye soruyor. Hasan Bey, aslında sorular tam sınav sorusu. Siz ne kadar hazır değilim deseniz de bence şu an hazırsınız. Şu an arkadaşlarımın 70'ten not aşağı alacağını düşünmüyorum. Gayet güzel olmuşsunuz. Ne kadar karıştırıyorum bilemiyorum deseniz de sınava hazır durumdasınız. Hadi cevaba geçelim. Kişisel koruyucu donanımlar yani KKD'ler. Kullanım şartları ve özellikleri kullanım sürelerine, riskin derecesine, mazeret sıklığına, her bir çalışanın yaptığı işlerin özelliğine, hangi özellik neye göre yapıldığına göre belirlenir. Buna göre ifade edilir. Cevabımız Ceyhan. Çalışanın performansına değil, yaptığı işin iş yerin özelliğine göre değerlendirilir. Cevabımız Ceyhan. Kişisel koruyucu donanımın iş yerine kullanılması hakkındaki yönetmeliğe göre kulak koruyucuları, ağaç ve tekstil işleri, kazık çakma işleri, havalimanlarının yer işletmelerinde çalışanların yaptığı işler hangilerinde kullanılır? Hristiyan Hanımcığım, sorular basitse sizin için en azından moral motivasyon olmuştur. Ben bunları zaten biliyorum diyerek rahatlıkla yapabilirsiniz. Kulak koruyucuları, ağaç ve tekstil işlerinde, kadık çakma işlerinde, havalimanlarının yer işletmelerinde çalışanların yaptığı işlerde hangilerinde kullanılır diye soruyor sorumuz. Gelelim cevabımıza. Kulak koruyucuları. Metal işlerinde, metal çekişte ve presleme işlerinde, pnömatik matkaplarla çalışmalarda, havalimanlarının yer işlerinde çalışanlarda, kadık çakma işlerinde, ağaç ve tekstil işlerinde kulak koruyucuları kullanmak durumundayız. Yüksek ses, yüksek gürültü, maruziyeti önlemek için belirli ölçülerde belirli bir mesafeyi indirebilmek için kulak koruyucuyu mutlaka kullanmamız gerekiyor. İnsan sağlığının en az düzeyde etkilenmesini sağlamamız gerekiyor. Uçaklar inip çıkarken biliyorsunuz oradaki aşağıda çalışan arkadaşlar uçağın iniş çıkışlarında, yer temizleme işlemlerinde, araçların gidiş gelişlerinde oradaki görevli arkadaşlardan bahsediyor. Çalışanlar diyerek. Yer işlerinde, işletmelerinde çalışanların yaptığı işler diyerek. Bunlardan bahsediyor. İç kısmı da evet önemli ama havalimanlarında özellikle gidiş alanda işte inişlerde, kalkışlarda, temizlemelerde, yolcu geçişlerinde indirip indirirken ki bu tür durumlardaki arkadaşların daha fazla kulak koruyucu kullanmasına önem göstermesi isteniyor. Gelelim diğer bir soruya. Çalışanların gürültüyle ilgili hislerinden korumana dair yönetmeliğe göre en düşük
mavcut eylem değerleriyle en yüksek mavcut eylem değerleri ve sınır değerleri sırasıyla kaç desibeldir? Zaten belli başlı mavcut değerlerimiz var. 3 tane değerimiz var. 3 tane etken değerimiz var. Bundan yukarısında, en sondan yukarısında gerek ciddi önlemlerin, gerekli ciddi tedbirlerin alınması gerekiyor. Bizim mevzuatımızda belli olan 3 değerimiz var. 80, 85, 87. Lütfen sıralamaya dikkat edin. Farkındaysanız 2 tane şıkta aynısı hemen hemen biri baştan sona biri sondan başa olarak geliyor. Bu tür durumlarda bana buradaki sıralama nedir, neye göre baz alıyor, ona göre cevap vermeye çalışın. Sağlık kurları bakımından günde azami 7,5 saat ve daha az çalışması gereken işler hakkında yönetmeliğe göre gürültü düzeyi, maruziyet sınırı değeri 85 desibeli aşan işlerde çalışma azami ne kadar olması gerekiyor? Seksen 85 desibeli aşan işlerde azami kaç saat çalışması gerekiyor? Hadi cevabımıza geçelim. 85 desibeli aşan işlerde en fazla günde 7,5 saat çalışılması gerekiyor. Eğer ses düzeyi, ses gürültü düzeyi 85 desibeli aşıyorsa bu tür işletmelerde çalışma aralıkları, çalışma saatlikleri azaltılarak insan sağlığının etkilenmesi biraz daha azaltılmaya çalışılıyor. Kimyasal maddelerle çalışmalarda ikamet tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bana kısaca ikame nedir, ne için yapılır onu soruyor. Kısaca ikame nedir diye soruyor. Ne olarak ifade ediyor? Şu an sorular size basitmiş, kolaymış gibi geliyor ama sınav stresiyle sınav anında hep diyorum. En iyi bildiğiniz soruyu yanlış yapma ihtimaliniz çok yüksek. Lütfen ya bu çok kolay, bu çok basit diye değerlendirmeyin. Mümkün olduğunca ben bunu daha nasıl kavrayabilirim ya da daha nasıl çabuk kavrayabilirim? Benim üstümdeki bu sınav stresini sınav zamanı nasıl aşabilirim diyerek değerlendirin. Her soruyu sınav potansiyel olarak düşünün. Hadi geçelim cevaba. İkame neydi? Tehlikeli olanı daha az tehlikeliyle değiştirme, yer değiştirme. Bununla ilgili döngü sağlama olarak ifade edilir. Tehlikeliyi az tehlikeliyle değiştirme, daha zararsız hale getirme olarak ifade edilir. Cevabımız Denizli. Çalışma ortamında ergonomik koşulların uygun olmadığı iş yerlerinde aşağıda yer alan hastalıklardan hangisi en çok görülmesi beklenir? Mesleki cilt, mesleki solunum sistemi, mesleki kas iskelet sistemi, kalp damar sistemi hastalıkları, mesleki ruhsal hastalıklar. Çalışma ortamında lütfen soruyu dikkat okuyalım olur mu? Çalışma ortamında ergonomik koşullarda uygun olmadığı iş yerlerinde hangi hastalık hangisinin görülme alanı çok daha yüksektir?
Hemen cevaba geçiyorum. Yine tekrar ediyorum. Bu tarz sorularda ana kalıp neresi, ona dikkat edin. Bana soruyor ki çalışma alanında ergonomik koşullar. Eğer işin içerisinde ergonomik giriyorsa otomatikman zaten kas iskelet sistemi devreye girecek. Bununla ilgili hiçbir şey bilmezsiniz bile ergonomik diyor. Ergonomik ne etkiler? Benim duruşumu, oturuşumu, iskelet sistemlerimi kullanım olarak hareket alanımı etkilediği için direktmen ben bunu bilmesem bile kas iskelet sistemi olarak cevap verebilirim. Ekran araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkındaki yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi işveren tarafından verilen eğitimlerde özellikle yer alması gereken konulardan biri değildir? Doğru oturuş, ara dinlenme egzersizler, ekran araçlara çalışmalarda risk ve koruma yolları, gözleri dinlendirmeden uzun süre çalışma yöntemleri, gözleri yoran yazı karakteri ve renkleri. Hangilerinde işveren eğitim vermesi durumu söz konusu değildir? Evet, diğer derste de Hakan hocamın dersi var. Hakan hocamın soru çözümü var. Ben de çok fazla uzatmadan bitirmek istiyorum ki buradaki diğer arkadaşım da oraya geçebilsinler diyerek. Zorluk kolaylık sınava göre değişiyor arkadaşlar. Bu sizin yapabileceğiniz bir alana ifade eder. Ben o ya da bu zor diyemem size. Gözleri uzun dil kısa süre dinlenme olarak ifade ettirmek durumunda. Zaten mantık olarak da baktığım zaman uzun süre sürekli bir ekrana baktığım zaman gözlerim yorulacak. Bulanık görmeye başlayacağım, sulanmaya başlayacak. Algıda sıkıntı yaşayacağım. Uzun süre değil, kısa süre dinlenme alışkanlığı olması gerekiyor. Elle taşıma işleri yönetmeliğine göre hangisi bireysel risk faktörlerindendir? Elle taşıma işleri yönetmeliğine göre hangisi bireysel risk faktörleri arasında yer alır? Biliyorsunuz elle taşıma yönetmeliğinde bireysel faktörlerimiz var. Yükle ilgili var, yükün özellikleri ilgili var, fiziksel özellikler olarak değerlendirilen ibarelerim var. Bana soruda bireysel risk faktörlerini soruyor. Bireysel risk faktörü dediği zaman eğitimlerim, kullanmış olduğum giysiler, ayakkabılar, iş ekipmanlarım. Yapılacak işle ilgili fiziksel yapının uygun olup olması. Ben bunu kaldırabilir miyim? Ben bunu taşıyabilir miyim? Ya da benim taşıyabileceğim bir kapasite ne diye benimle ilgili olan ifadeleri baz alır. Verilmiş olan şıklarda yeterli ve uygun bilgi ve eğitim olunmaması, yeterli bir tecrübeye danışma, eğitime sahip olmamak benim bireysel ilgili bir ifadedir. Cevabımız Adana. Gelelim diğer bir soruya. İş yeri bina eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmeliğe göre aşağıdakilerden hangisi acil çıkış kapısının özelliklerinden biri değildir? Doğrudan dışarıya açılır, doğrudan güvenli bir alana açılır, acil çıkış kapısının önünde veya arkasında çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel bulunamaz, kolay erişebilir yerlerde bulunur, raylı kapı kullanılarak kilitli veya bağlı olmaması sağlanır. Hangileri acil çıkış kapısı özelliklerinden değildir? Hakan hocam bunun üzerinden ders, eğitim kampı üzerinden ders yapıyor arkadaşlar.
Hangileri acil çıkış kapısı özelliklerinden biri değildir? Pınar Hanım, sınavda yanlışlar doğruyu götürmüyor. O yüzden boş bırakmayın. Yanılsanız da bilemeseniz de kararsız kaldığınız sorularda atın. Ama üstüne basarak söylüyorum. Kararsız kaldığınız konularda, sorularda, bilemediğiniz sorularda boş bırakmaktansa yanıt hakkına sahip olun. Gelelim cevabımıza. Acil çıkış kapıları her zaman dışarıya açılmak durumunda. Güvenli bir alana ulaşmak için yapılması gerekiyor. Açılacak şekilde olması gerekiyor. Acil çıkış kapılarının önünde, arkasında çıkışı engelleyecek, çıkışı zorlaştıracak hiçbir engelin bulmaması gerekiyor. Kolay erişebileceğimiz bir yerde olması gerekiyor. Yönlendirme cihazları olması ya da şeritler, oklar oluyor ya, acil çıkış kapısıdır diyerek kolayca gidebileceğimiz bir güzergah üstünde olması gerekiyor. Ama ne olursa olsun raylı kapılar, döner kapılar kilitli acil kapısı olarak kullanılmıyor. Bu tür kapıların kilitli olması ya da bağlı olması bize bir şey ifade etmiyor. Aklımızda bulmamız gereken, unutmamayacağımız bir konu. Raylı kapılar, döner kapılar asla acil çıkış kapısı olarak değerlendirmemesi gerekiyor. ...5510 sayılı kanuna göre meslek hastalıkları, sigortalının çalıştığı ve yaptığı işin tinden dolayı tekrarlanan bir sebeple oluşabilir. İşin yürütüm şartları yüzünden olabilir. Geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellik halleri olabilmesi halidir. Verilenlerden hangisi doğrudur? Çok az kaldı, sabredin. 5 gün sonra çok rahat bir şekilde uyuyacaksınız. Hadi cevabımıza geçelim. 5510'da da, 4857'de, 6331 sayılı kanunda da meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı ve yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütümü sırasında oluşan şartlarda uğradığı geçici veya sürekli bedensel veya ruhsal engellik hali olarak ifade edilir. Vermiş olduğunuz 3 maddede doğrudur. Cevabımız Edirne. Karpit lambası, madencik baş lambası, devi lambası. Hangileri maden ocaklarında kullanılan lamba çeşitleri arasında yer alır? Karpit lambası, madenci baş lambası, devi lambası. Hangileri maden ocaklarında kullanılan lamba çeşitlerindendir? Süpersiniz. Saymış olduğum 3 lamba türü maden ocaklarında kullanılan lambalar arasındadır. Aydınlatmayı bireysel, toplu olarak yapan aydınlatma çeşitleridir. Devi ilk bulunan bir lambadır. Madenlerde kullanılan bir lamba çeşididir. Büyük sarmal içinde geçer. Tel kafesin içerisinde ışık aydınlatması şeklindedir. Dışarıya patlamayı önleyecek ya da kötü birden alev almasını engelleyecek bir levha şeklinde sarılmış, alevin dışarı aktarılmasını engelleyen bir lamba olarak değerlendirilir.
Şöyle büyük bir boyda etrafı telle çevrili aydınlatmayı sağlayan bir lamba. Yapı işlerine iş sağlığı ve güven yönetmeliğine göre işveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin hazırlanmasında, uygulanmasında ve uygulamanın kontrolünde sorumlu gerçek veya tüzel kişi aşağıdakilerden hangisidir? Soru zaten cevap olarak ben buradayım diyor. Cevabını sorunun içerisinde kendini veriyor. Projenin hazırlanmasında, uygulanmasında kontrolündeki sorumlu gerçek ya da tüzel kişi kimdir de ifade ediyor. Cevabımıza da geçelim. Adı üstünde proje sorumlusu, projeyi yapan, değerlendiren, neler olması gerektiğini ifade eden kişi olarak baz alınır. Cevap Ceyhan. Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik hakkındaki yönetmeliğe göre asbestin her türünün çıkarılması yasaktır. Asbest ilave edilmiş ürünlerin üretimi ve işlenmesi özel izne tabidir. Asbest içeren her türlü ürünün imalatı yasaktır. Verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Burada böyle hafif bir kıl noktası var, böyle hafif bir ayrıntı var. Lütfen oradaki kelime oyununa düşmeyin. Bakalım kimler buradaki ayrıntıyı fark edecek. Bence gecenin ikinci güzel sorusu. Bir tanesi Bakanlar Kurulu ile ilgili olan soruydu. Diğeri de bence bu. Burada ufak bir püf nokta var. Lütfen dikkat edin. Asbestin her türlü çıkarılması yasak. Her türlü asbestle işlem yapmak yasak. Asbest içeren her türlü ürünün imalatı yasak. İşlenmesi, satılması, ithalatı yasak. Özel izin diye bir ibare, özel izin diye bir kelime yok. Asbestle ilgili her türlü işlemler yasaktır. Dediğim gibi özel izinde bir uygulama yok. Asbestle ilgili her türlü ürünün çıkartılması, işlenmesi, satılması, ithalatı yasaktır. Cevabımız Denizli. Gelelim akşamın son sorusuna. Çalışma hayatının psikolojik yapısı ve çalışanın sağlığının korunması için gereken düzenlemelerden hangisi yanlış verilmiştir? Çalışan kendi çalışma şeklini ve temposunu ayarlayabilmelidir. Çalışan çalışma hayatı dışındaki görevlerini yerine getirmekte çalışma hayatı yüzünden zorluk çekmemelidir. Çalışan çalışma sırasında sosyal ilişkilerden uzaklaştırılmalıdır. Çalışan bireysel yeteneklerini ve olanaklarını kullanırken geliştirebilmelidir. Çalışan yaptığı çalışmanın tamamı hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Verilen tanımlardan hangisi yanlıştır? Gelelim gecenin son sorusunun cevabına. Çalışan çalışma esnasında
Ne olursa olsun sosyal hayatından, sosyal ilişkisinden, sosyal aktivitelerinden uzaklaştırılmamalı. Tam tersine diyalog halinde, döngü halinde kendi motivasyonunu gerçekleştirmek için sosyal bir çevre içinde yer alması gerekiyor. Cevabımız Ceyhan. Bu akşamlık beni dinlediğiniz için, soru çözümlerine katıldığınız için teşekkür ederim. Sorular şu an size belki kolay gelmiş gibi olabilir. Çok kolay böyle sorular gelmez. Arka arkaya aynı şıklar gelmez gibi diye düşünmeyin. Soruların %80'i ÖSYM tarafından sorulmuş olan sorulardı. Alt alta gelmesinin sebebi de sınavda da karşınıza gelebilme ihtimali yüksek olan yerler, yüksek olan durumlardı. Dinlediğiniz, katılım sağladığınız için teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Hadi son duamızı yapalım. Allah'ım bildiğimi yaptır, bilmediğimi attır, attırdığımı tuttur. Çok amin diyelim. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Rabbim herkesin kalbinin ekmeğini yemek nasip etsin. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah.